Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık için FETÖ kumpası hiçbir delilin anlamı yoktur dediniz. Her şey bir kurgudan ibarettir dediniz. Şimdi faillerden bir tanesi kendi pozisyonunu ifşa ederek hatta itrafta bulunarak dosyamızda ne varsa doğrudur diyor. Tapeler doğru teknik takip doğru, konuşmaların hepsi doğrudur diyor. Savcılar daha fazla neyi bekliyor anlamak mümkün değil. İtiraflar ve ifşalar her gün yayınlanıyor ama savcılar bunlara kulaklarını tıkıyor. Bayraktar ne ile suçlanmıştı? Bir kere daha hatırlayalım değerli arkadaşlar. Kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylatmakla suçlanmıştı. İmar planlarına aykırı usulsüzlüklere göz yummakla doğal sit alanlarını, yeşil alanları imara açmak kentsel rant suçlarıyla itham edilmişti. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kupon araziler diye bahsettiği araziler var ya işte onlarla suçlanmıştı. Erdoğan bayraktar istifa ederken de bir kişiyi işaret etmişti. Soruşturma dosyasındaki imar planlarının büyük bölümü başbakanın talimatıyla yani Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olmuştur. Ben onun emriyle hareket ettim." demiştir. Yani işlediği suçların tamamını Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine emir verdiğini itiraf ederek noktalamıştır. Daha iki üç ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benden önceki bakanın yani Muammer Güler'in oğlu ile ilgili bir takım şeyler var. Para sayma makinaları falan diyerek de suçu ifşa etmişti. Bir ülkenin İçişleri Bakanı Diyor ki bir siyasetçi 10 bin dolar rüşvet alıyor mafyadan ben biliyorum diyor. Savcılar harekete geçmiyor. Diyor ki benden önceki İçişleri Bakanı hırsızlık yaptı. Böyle bir şey var diyor. Savcılar harekete geçmiyor. Yahu muhalefete inanmıyorsunuz. Muhalefet yalan terörü estiriyor diyorsunuz. E kendi İçişleri Bakanınıza inansanız da. Onun sözlerini bir ihbar kabul edip de harekete niye geçilmiyor? Bayraklar yaptığı sadece malumun ilanı bizim için. Biz bütün bunlara son vereceğiz. Millet ittifakıyla birlikte geldiğimiz iktidarda. Herkes işlediği suçun cezasını alacak. Ama o dönemi de unutturmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Ben akılda kalanları bir kere daha tek tek ifade edeyim size. Sarrafın bakan Çağlayan'a hediye ettiği 300 bin franklık saati unutmadık. Hatırlıyorsunuz. Çağlayan'ın oğullarının toplamı 6 milyon bulan servetleriyle ilgili düğünde takılan takı ve dövizleri kaynak göstermesini unuttuk mu? Unutmadık. İçişleri Bakanı Muharrem Güler'in sarraf için önüne yatarım demesini gerçekten insanlar unuttular mı? Hayır unutmadılar. Bilal Erdoğan'ın babacım paraları sıfırlayalım mı diye soruşunu babasının da böyle şeyleri telefondan söyleme benim oğlum değişini unuttuk mu? Unutmadık. Bakan çocuklarının evlerindeki çelik kasaları para sayma makinelerini unuttuk mu? Ayakkabı kutularındaki paraları Halkbank Genel Müdürünün evindeki ayakkabı kutularından çıkan paraları unuttuk mu? Bir kişinin evinde yatak odasında üstelik de bu kişi Halkbank müdürü ise milyon dolarlar çıkıyorsa kutuların içerisinde ve o bunlarla ben okul yaptıracaktım diye acayip bir savunma yapıyorsa ve savcılar da kulaklarının üstüne yatıyorsa bu ülkedeki adalet sistemi nasıl bir adalet sistemidir? Saraydan yana çürümeyiş halkın karşısında bir adalet sistemidir. Şimdi Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. Sayın Bahçeli'nin ben bu Cumhur İttifakı'na dahil olmadan önce söylediği sözlerin birçok sözlerinin arkasında duruyorum. Hani her vatan evladından Cumhurbaşkanı olur ama Recep Tayyip Erdoğan'dan olmaz diyordu ya. İşte gene şöyle bir şey söylemiş. Çalışma masanızın yanında 17.25'te bir sabitlediğiniz saat vardı Sayın Bahçeli. Siz 17.25'te bir saati masanıza koydunuz ve sabitlediniz ve dediniz ki Onların takvimi bizim saatimiz. Hesabını soracağız, unutmayacağız ve bunun hesabı er geç sorulacak dediniz. Sayın Bahçeli şimdi soruyorum. 17-25 Aralık'ta masanızın üstüne koyduğunuz ve sabitlediğiniz o saat hala masanızın üstünde mi? Eğer hala masanızın üstündeyse siz ne zaman 17-25 Aralık'la ilgili hesabı sormayı düşünüyorsunuz? Bunu ne zaman yapacaksınız? Bunu ben merak ediyorum. Bunu niçin Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığınızı merak eden ülkülücüler de merak ediyorlar. Tabanınız da merak ediyor. Bunun bir an önce açıklamasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi her şeyi bıraktılar, kafayı sosyal medyaya taktılar. Çünkü kontrol altına alamadıkları alanlar onlar için kırmızı alanlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadan haberi yok. Etrafında bir saray çetesi var. Yazıları veriyorlar, prompt'ırdan okuyor. Bazen o etrafındakiler de artık iyicene bu işi gevşetmişler. Binali Yıldırım'a verdikleri yazının aynısını kendisine veriyorlar yer diye. O da Allah var ya kelimesi kelimesine Binali Yıldırım'ın söylediklerini söylüyor. Bu doğru mu? Yanlış mı? Ona dahi bakmıyor. Şimdi sosyal medyada diyorlar ki Şöyle ceza kesileceğiz, böyle ceza kesileceğiz diyorlar. Onların asıl rahatsız oldukları konu burayı kontrol altında tutamadıkları için. Gençleri kontrol altında tutamıyorlar. Vatandaşlarımızı kontrol altında tutamıyorlar. Oradaki gerçekler, söylenen gerçekler onları rahatsız ediyor. Vatandaşın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyledikleri şeyler geniş kitleler tarafından kabul ediliyor. Bu da rahatsız ediliyor. Yalan terörüymüş. Bu ülkede bir yalan terörü varsa o yalan terörü saray tarafından yapılıyor. Üstelik de iletişim başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılıyor. Vatandaşın hangi söylediği yalan bunlara sormak lazım. Mesela ben soruyorum. 13 tane uçağın olduğu yalan mı Recep Tayyip Erdoğan? Yangınlarda bir tane dahi yangın söndürme uçağının olmadığı Türkiye'nin yalan mı Recep Tayyip Erdoğan? 12 tane sarayının olduğu yalan mı? Peki simidin iki buçuk liraya çıktığı yalan mı? Sütün litresinin 8 TL olması ama vatandaşın 2850 lira asgari ücret aldığı yalan mı? Vatandaşın yoksullaştığı yalan mı? Yalan terörünü kim yapıyor? Sen, sarayın, iletişim başkanlığın, Fahrettin Altun, yanındakiler kendi elinizdeki yandaş medyanızla yalan terörü estiriyorsunuz. Sosyal medyadaki doğrular sizleri rahatsız ediyor. Hukuki çerçeveye evet sosyal medyada ama susturmaya kesinlikle hayır diyoruz. Erdoğan'ın amacı medyadaki hukuki bir çerçeve değildir. Onun amacı sosyal medyada yapılan eleştirilerin önünü kesmek, rütük de özgür basını tamamen susturmak istiyorlar.